Bakın Operasyon şimdi o biz geçen ayın ben konusu. kısaca açıklayayım. Evet, buyurun. Sayın Başkan, Sayın Meclis üyeleri, Sayın Belediyemiz çalışanları, Sayın misafirler. Biz işimiz eleştirmek değil, yapılan yanlışları kısa ve öz burada anlatmak ve çözüm bulmak. Yani savcıya gitmek veya şikayet etmek bu belediyenin yöneticileri varken çözülemezse gidilir. Çözülebilecekse şikayet etmek bir acizliktir. Bizim burada anlatacaklarımız kısa ve öz, eleştirmek için değil, bilgidir. Geçen ay önemli bir şikayetler bizim defalarca başımızı ağrıttı. Bu şehrimizdeki 18 uygulamasıdır. Gelen şikayet ve yakınmalarıyla sosyal medya ve yerel basında yazılanlardan anlaşılacağı üzere 18 uygulaması ve imar konusunda şehrimizde bir sıkıntının olduğu gerçektir. Söylentiler ve şikayetler çok kötüdür. Böyle bir uygulamada %100 memnuniyet de mümkün değildir. Ama şunu da gözden uzak tutmamalıyız. Kul hakkına riayet etmeli, kişilerin haklarını korumalıyız. Biz bunun için seçildik geldik. Dünyanın her yerinde olduğu gibi toprak bizim insanımızın en değerli varlıklarından ve vazgeçilmezlerindendir. Bu fakir için de zengin için de böyledir. Şikayetlerin çoğu kişilerin kendi yerlerinden uzaklaştırılması veya yerinin parçalanması veya hiç ilgisi olmayanlarla hissedar edilmesi. En kötüsü de bu işlerin düzeltilmesi için para bul gibi akçeli işlerin olduğunun söylenmesidir. Bu kabul edilebilir veya görmezden gelinecek bir durum değildir. Konu ile ilgili medyaya yansıyan haberler mağdurların yaptığı toplantıda dile getirdikleri düzeltme için istenilen yüksek meblağlar, ifşa edilen isimler, çeşitli iddia ve şikayetler vardır. Duymamak mümkün değil. Valilik tarafından bir inceleme başlatıldığı söylenmektedir. Biz de konuyla ilgili olarak vatandaşlarımız adına soruyoruz. 1. Bu duyumlarla ilgili belediyemizce bugüne kadar bir inceleme ve araştırma yapılmış mıdır? Hemen cevap vereyim, hemen vereyim, hemen vereyim. Bir itiraz masası oluşturduk. Vatandaşımız da geldi, itirazını yaptı. Evet. 2. Şikayet konuları birbirine benzemekle beraber şahıslarla ilgili kısmı belirli kişiler üzerinde yoğunlaşmakta. Bu da belediyemizi yıpratıp töhmet altında bırakmaktadır. Bu da bizi rahatsız etmektedir. 3. Uygulama kapsamında 721 malik 629 pay olduğu söylendi. Acaba bu insanların hepsine ulaşıldı mı? Biz askıya çıkardık, herkes öğrensin mi dendi? Bu işten haberi olmayan, inceleme ve itirazı şansı olmayan, il dışında veya yurt dışında yaşayan insanlarımızın sayısı ve durumu nedir? Gelince onlara sürpriz mi diyeceğiz? 4. Niye bu iş dışarıdan hizmet alarak yaptırılıyor? Belediyemizde harita mühendisi ve teknisyenleri yok mudur? Yüzlerce personel çalıştıran belediyemiz bir harita mühendisi istihdam edip imar müdürlüğümüz bünyesinde bu uygulamayı yaparak bu şikayetlerin önüne geçemez miydik? Böyle sıkışık bir durumda ve ihtiyaç anında sözleşmeli çalışan bir harita teknisyeni personelin sözleşmesini uzatmamak ne kadar doğru? Evet. 5. Uygulamayı planlayıp yapanların bu işi ücretsiz yaptığı söylenmektedir. Doğru mudur? Değilse ne kadar ücret ödenmiş veya ihale edilmiştir? Belediyemiz imar bölümünde de sanki sıkıntılar var. Her üyemiz yaşadığı mahalle, cadde ve sokaklara bakarsa birçok şey görebilir. Kendi evet. Evim çevresinde bu ev son 30 saniyemiz. Mesut hocamın evinin çevresinde Tefendi yolu üzerinde Migros yanında Türkiye Odalar Borsa Birliği Ortaokulu'nun doğu cephesindeki zikzaklı sokak tam bir planlama mucizesi. Yine aynı yerde bulunan yaklaşık 3,5 hektarlık bir alan bugünlerde tesviye çalışması yapılıyor. Şehir plan, imar planına baktığımda içinde yeşil alanlar ve sokaklarında
bulunduğu kocaman bir ada. Evet, toplayalım. Anlaşılan o ki yeşil alanlarıyla beraber sokaklarda satılmış ki üzerinde dozer, grader, kepçe, tesviye çalışması yapıyor. Her birileri tank, palet, otoyolları, köprüleri, limanları, fabrikaları satmış birilerinin de gücü sokaklara satmaya yetmiş. Arada ne fark var bizce? Bilmiyorum ama belki de bu yerde imar ve katlarla ilgili özel uygulamalar da vardır. Biz bunların... Kemal Bey ya bakın ithamda bulunuyorsunuz. Hayır, bakın bulunuyoruz. Bakın lütfen tamam. Tamam halka, bir dakika. Biz o zaman açıklanmasını... O zaman hemen yani, cevap verelim. Lütfen hemen başkanım. Konuşmacı konuş. Yani işte, arkadaşlar. Lütfen. Verilen süre tamamlandı. Kemal Bey. Abi yeter artık. Lütfen. Lütfen yeteri kadar sabote edildi bu. Lütfen. Ya usulü aykırı kardeşim, usulü aykırı. Lütfen. Bakın ithamda bulunuyorsunuz. Cevap verelim. Ben sözümü tamamlayayım. Siz cevap verin. Evet lütfen toparlayalım. Lütfen. Daha sayfalarca varsa. Yok. Bakın gündeme geçemedik henüz. Yani burasını başka bir noktaya çevirdik bugün değerli arkadaşlar. Biz diyoruz ki Atatürk Mahallesi'ndeki yaklaşık 28 bin metrekare sosyal hizmet alanının konut alanına çevrilmesinin hata olduğunu, bu hatadan dönülmesini istiyoruz. Tamam, itiraz dilekçesiyle başvurursunuz. Meclise. Değerlendirme yapılması. Başkanım hepimiz bu kadar suç. Lütfen müdahale etmeyin. Son. Ben de konuşayım. Evet değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen. Arkadaşlar bizim şimdi... niyetimiz eleştirmek değil. Biz hocam hala aynı şeyi söylüyor. Doktor Bey müsaade eder misiniz? Hocam etmiyor. Müsaade eder misiniz? Biz sizinle ortak bir seçime girdik. Elbette ki yanlış gördüğümüz ama sizin bunu yapacağına inanmadığımız konuları ile getirmek zorundayız. Yani dedikodu değil. Burası magazin mi? Hayır değil. Evet. Değerli arkadaşlar tamam lütfen. Lütfen tamam ikili görüşmeleri bırakıyoruz. Teşekkür ederim.